Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu akşam size böyle bir video hazırlayayım dedim. Bugün evde kalmıştım. Evde kalınca da bu büyüyen bebekleri biliyorsunuz ben şaşırtma yapıyorum. Bu benim usulüm arkadaşlar. Herkes yapar yapmaz. Ve bunları ben başka saksıya alıyorum. Bu bebek saksısından alıyorum. Çünkü burada diğerlerinin de serpilip büyüyebilmesi için arkadaşlar bu bebek saksısından bunları almamız gerekiyor. Çünkü diğerlerine alan yok. Diğerlerinin sıkışmaması için. Bakın. Toprak aslında böyle tam hazırken alayım dedim ama kopan da oluyor. Bakın bunlar koptu. Olmadı arkadaşlar. Yani toprak aslında sulamıştım hafta sonunda. Yağmur da yağdı. Yumuşak. Fakat çok kök salmışlar. Kökleri çok büyük. Öyle olunca da ne oluyor? Kopuyor. Diğerlerinin büyüyebilmesi için bu alanları mutlaka açmamız gerekiyor. Ve şöyle bir şey oluyor. Çok dip dibe olduğu zaman da eğer bu şekilde alıp şaşırtma yapmazsanız tabi kopuyor bu arada. Kökleri çok cılız olur. Şu gövde çok cılız oluyor arkadaşlar. Onu da tabii ki cılız olsun istemiyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki Fatma Hanım her yer dolu. Bunları ekecek yeriniz var mı diye soracaksınız. Arkadaşlar biliyorsunuz bu konuda ben yani bulurum. Bir yer bulurum. Bu ara biraz ufak tefek kargolar gönderdim. O kargo gönderdiklerimin yerine ekerim diye düşünüyorum. Yok, bu arkadaşta gelisi var. Bu saksıya yani şöyle söyleyeyim size belki bir 15 gün dokunmamam lazım. Bunları da ekelim size. Şimdi arkadaşlar geldim. Ve ekimlerimi boş alanlara yapacağım tabii ki de. Şimdi şöyle bu kadar hani bitkiyi ekiyorum ama arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bu ara siz de biliyorsunuz ki çok fazla özel tür getiren satış yapan arkadaşlar var. Bunlar gider mi diye düşünüyorsunuz. Büyüdükten sonra arkadaşlar hepsi gidiyor. Büyüdükten sonra illa bir yeni başlayanlar oluyor ve fiyatlarda makul olduktan sonra gidiyor yani o konuda bir sıkıntı yok. Büyütmek istiyorum yani bayağı bir belli bir boya getirmek istiyorum. Hani kocaman kocaman bitkilerim olsun istiyorum. Öyle olunca da zaten belli bir zamandan sonra
satılacaktır arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim, kıyamıyorum, bir yaprağı bile ziyan edemiyorum. Çünkü vaktinde, zamanında arkadaşlar, o bir yaprağı, bir değişik yaprağı bulduğumuz zaman nasıl sevinçler yaşıyorduk. Yani o günlerin hatırına böyle hemen aman yok yani şu anda bu özel tür değil diye ben öyleyim arkadaşlar, kaldırıp atamıyorum. Asla bunu yapmam. Hediye gönderirim ama bunu yapmam arkadaşlar. Çünkü bu bitkileri çok böyle arzuladığım ama bende olmadığı günler de vardı. Benim için çok kıymetliler. Şimdi eğer şunun, bu da ne büyüyor, ne ölüyor, ne oluyor derler ya. Aynen öyle. Ne ölüyor, ne oluyor. Bayağıdır burada arkadaşlar. Bunu direkt iptal edeceğim. Veya şöyle koyuvereyim. Şimdi arkadaşlar şunu da şuraya ekeyim. Yani şöyle yeni getirmiş olduğum için hemen oturtuvereyim. Yani öyle yapalım. Bu arada size şey göstereceğim arkadaşlar. Şurada çok fazla şey vardı. Buz çiçeğinin bir gatesi. Şöyle koparttım. Kargo çıkarttıranların kargolarına bol bol ekleme yaparım ondan. Akıllarında olsun arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir tane Fred'im büyümüş. Yine bu da şeylerin arasında büyüdü. Bebeklerin arasında. Çok şaşırdım. Çok hızlı büyüdü çünkü. Rüzgardan ses patlama yapmıyordur. Şuraya da arkadaşlar bir tane baldi dikeyim. Bakın şurada baldi var. Onun rengiyle diğer baldilerin renklerinin farkına bakın. Konum farkı arkadaşlar. Bu yatak odası camımdaydı. Bu salon camındaydı. Tam güney cephe. Bazen soruyorsunuz. Instagram'dan yazıyorsunuz. Konumum doğru mu diye. Doğru konum arkadaşlar. Yani şu. Neyse arkadaşlar, ses o kadar patlama yapıyordur ki ben ondan eminim. Almadan ben şöyle bitkilerimi göstererek kapatayım. Bakar mısınız Albert? Bakar mısınız şu? Arkadaşlar çok güzel bir tür. Şöyle bakar mısınız? Çok şükür. Rabbime çok şükür ki böyle güzel bitkilerle uğraşıyoruz. Ve onu tefekkür ediyoruz arkadaşlar. Yani bu güzellikleri yaratanın kim olduğunu biliyoruz, farkındayız. Hoşça kalın.